Self-Learning English Second Book Sixtieth Lesson Kendi Kendine İngilizce Öğrenme İkinci Kitap Altmışıncı Ders Yazan ve Seslendiren İngilizce Öğretmeni Halil Köseler Easy Dialogs 3 Basit Dialoglar 3 Bu dersimizde çeşitli konularda karşılıklı konuşma örnekleri bulacaksınız. İlk konuşma bir yere gitmek isteyen yolcu ile taksici arasında geçiyor. Önce konuşmada geçen yeni kelimeleri öğrenelim. Passenger. Passenger. P A S S E N G E R. Passenger. Yolcu. Driver. Driver. D R I V E R. Driver. Sürücü airport airport a i r p o r t airport havaalanı sure sure s u r e sure elbette excuse me excuse me e x C U S E Aralık M E Excuse me Affedersiniz Take to Take to T A K E Aralık T O Take to Götürmek But But B U T But fakat idea idea i d e a idea fikir how long how long h o w aralık l o n g how long ne kadar süre depend on depend on d e p e n d aralık o n depend on bağlı depend on the traffic trafiğe bağlı depend on you size bağlı fair fair f a r e fair ücret Şimdi başlayabiliriz konuşmaya. Passenger. Taxi. Driver. Where to? Where to? Nereye? Passenger. I am going to the airport. I am going to the airport. Havalanına gidiyorum. Driver. Sure. No problem. Elbette. Problem yok. Passenger. Excuse me. How long does it take to get there? How long does it take to get there? Oraya varmak ne kadar süre alır? Driver. Well, that all depends on traffic. That all depends on traffic. Şey, hepsi trafiğe bağlı. But it shouldn't take more than half an hour but it shouldn't take more than half an hour fakat yarım saatten fazla sürmemesi gerekir passenger sorry for asking sorduğum için özür dilerim but do you have any idea how much the fare will be But do you have any idea how much the fare will be? Fakat ücret ne kadar olacak? Herhangi bir fikriniz var mı? Driver, it shouldn't be more than twenty dollars. It shouldn't be more than twenty dollars. Yirmi dolardan daha fazla olmaması gerekir. Passenger, okay, thanks. Tamam, teşekkürler. Konuşma bu kadar. Konuşma içerisinde shouldn't kelimesi geçti. Kelimenin aslı should. Shouldn't olumsuz şekli. Should gelmeli, gitmeli, gelmesi gerekir, gitmesi gerekir gibi ifadeler için kullanılıyor. Bunu daha sonraki derslerimizin birinde ayrıntılı olarak öğreneceğiz. Şimdi ikinci konuşmamıza geçiyoruz. İkinci karşılıklı konuşma örneği otel memuru ile müşteri arasında geçiyor. Önce konuşma içerisinde geçen yeni kelimeleri öğrenelim. Hotel clerk. Hotel clerk. H O T E L aralık C L E R K. Hotel clerk. Otel memuru. Reserve. Reserve. R E S E R V E. Reserve. Yer ayırtmak. Check out check out C H E C K aralık O U T check out çıkış yapmak bir yerden ayrılmak hesabını ödeyip ayrılmak check in check in C H E C K check in giriş yapmak kaydını yaptırmak single room single room S I N G L E aralık R W -O, o M single room tek kişilik oda double room double room D O U B L E aralık R W -O, o M double room çift kişilik oda book Book. B double o k. Book. Yer ayırtmak. Bildiğiniz gibi book kitap anlamına da geliyordu. Yer ayırtmak anlamına da geliyor. Non smoking room. Non smoking room. N o n tire S M O K I N G aralık R W O -k. M non smoking room Sigara içilmeyen oda Smoking room Smoking room S M O K I N G Aralık R O O M Smoking room Sigara içilen oda Bath and toilet Bath and toilet B A T H Aralık AND Aralık T O I L E T Bath and toilet Banyo ve tuvalet Of course Of course O F Aralık C O U R S E Of course Elbette species. per night per night P E R Aralık N I G H T Per night Her bir gece Including Including I N C L U D I N G Including Dahil Including breakfast Kahvaltı dahil Including dinner Akşam yemeği dahil. Including lunch. Öğle yemeği dahil. All right. All right. A double L aralık. R I G H T. All right. Tamam. Luggage. Luggage. L U double G A G E. Luggage. Eşya, bagaj. Message Message M E double -S, -S, S A G E Message Message Final Account Final Account F I N A L Aralic A double C O U N T Final Account Son hesap. Certain Certain C E R T A I N certain Belly emin not certain belli değil deposit deposit D E P O S I T deposit deposit corpora refer to refer to R E F E R Aralık T O refer to ilgili item item I T E M item konu husus madde evet kelimelerimiz bu kadar şimdi konuşmaya geçiyoruz hotel clerk Hello may I help you Merhaba size yardım edebilir miyim customer I'd like to reserve a room on the 15th of May. Mayıs'ın 15'ine bir yer ayırtmak istiyorum. Burada room kelimesini yer, oda anlamında Türkçe'ye çevirebiliriz. Hotel clerk. Okay, let me check our books here. Tamam, ayırtılan yerleri kontrol edeyim. Customer: Are you all booked that night? Are you all booked that night? O gece bütün hepsi ayrılmış mı? Hotel Clerk: Well, we do have one single or double. Şey, bir tane var. Tek kişilik mi yoksa çift kişilik mi? Customer: Can you reserve a single room? Can you reserve a single room? Tek kişilik bir oda ayırır mısınız? Hotel clerk. Would you like a smoking or non-smoking room? Would you like smoking or non-smoking room? Sigara içilen mi yoksa içilmeyen oda istersiniz? Customer. Non-smoking please. Sigara içilmeyen lütfen. Have the rooms got bath and toilet odalar banyo ve tuvalete sahip mi? Ya da odalarda banyo ve tuvalet var mı? Hotel clerk. Yes, of course. Evet, şüphesiz. Customer. How much is the single room per night? How much is the single room per night? Her bir gece için tek kişilik oda ne kadar? hotel clerk. Including breakfast, fifty dollars. Kahvaltı dahil elli dolar. Customer. That's all right. Tamam. Hotel clerk. Do you have any luggage? Do you have any luggage? Herhangi bir eşyanız var mı? Customer. Yes. I have one suitcase. Evet, bir bavulum var. Hotel clerk. Alright, tamam. Could I have your name please? İsminizi alabilir miyim lütfen? Customer. My name is Sibel. My name is Sibel. Hotel clerk. Thank you. Your room is on the fifth floor. Teşekkür ederim. Odanız beşinci katta. Customer. Are there any messages for me? Are there any messages for me? Benim için herhangi bir mesaj var mı? I am in room 50. Ben 50 nolu odadayım. Hotel clerk. Yes. There is a fax and a telephone message. Evet. Bir fax ve bir telefon mesajı var. Customer. Thank you. Teşekkür ederim. Can I have my final account? Can I have my final account? Son hesabımı alabilir miyim? Hotel clerk: Here is your final account. Here is your final account. Buyurun son hesabınız. Customer: Thank you. Could I have a receipt please? Could I have a receipt please? Teşekkür ederim. Fatura alabilir miyim lütfen? Hotel Clerk: Of course, you could. Tabii alabilirsiniz. Customer: Thank you. Teşekkür ederim. Hotel Clerk: You are welcome. Bir şey değil. Konuşma bu kadar. Şimdi otelle ilgili gerekli olan diğer bazı ifadelerin nasıl söylendiğini öğreniyoruz. Cümlelerin İngilizcesini benden sonra siz de tekrarlayın. I want to stay two nights. I want to stay two nights. İki gece kalmak istiyorum. We haven't got any vacancies. We haven't got any vacancies. Hiç boş yerimiz yok. Vacancy. Vacancy. V A C A N C Y vacancy boş yer Could I have the bill please Could I have the bill please hesabı alabilir miyim lütfen Could you charge it to my room please Could you charge it to my room please benim oda hesabıma yazabilir misiniz lütfen I'd like to check out. I'd like to check out. Çıkış yapmak istiyorum. Is it possible to talk to the manager? Is it possible to talk to the manager? Yöneticiyle konuşmam mümkün mü? I'm sorry about this confusion. I am sorry about this confusion. Bu karmaşıklıktan dolayı özür dilerim. Confusion Confusion C-O-N-F-U-S-I-O-N Confusion Karmaşıklık, karmaşa Could you wake me at seven o'clock in the morning? Could you wake me at seven o'clock in the morning? Sabahleyin yedide beni uyandırabilir miydiniz? What time do they close the restaurant? What time do they close the restaurant? Restoranı saat kaçta kapatıyorlar? Dersimiz burada sona eriyor. Gelecek ders görüşmek üzere. Hoşçakalın. See you next lesson. Goodbye.